Sıcaklar iyice bastırdı. Güneş kremi kullanalım mı, kullanmayalım mı tartışması da yine başladı. Piyasada satılan güneş kremleri gerçekten güneşin zararlarından bizi koruyor mu? Sahtesini nasıl ayırt edeceğiz? Fiyatları ise oldukça yüksek. İşte şimdi bunun deneyini canlı yayında yapacağız. Muhabirimiz Emel Terli ve konuğumuza sözü bırakıyorum. Emel, söz sizde. Göksu, aslında sen de bahsettin, biliyoruz aslında güneş kremleri hayatımızın bir parçası. Özellikle yaz ayında aslında çok çok sık tercih ediyoruz. Yayınımızdan bir an olsun ayırmıyoruz, her daim sürüyoruz. Biz aslında burada bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Piyasaya baktığımızda ise çok fazla sayıda sahte güneş kremi var. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu sizlere şöyle göstersin. Benim elimde bir tane sahte, bir tane ise gerçek güneş kremi var. Evet, gerçeğini kullanıyoruz ama kimi zaman elimize sahteler de geçebiliyor. Bilmediğimiz halde kullanıyoruz. Kullanıyoruz diyoruz ama tabii ki bunun cildimize oldukça zararı var. Biz aslında şöyle bir deney yapacağız canlı yayında. Yüzümüzün yarısında sahte, yarısına ise gerçek güneş kremi süreceğiz ve ortadaki nasıl bir zararları var onları ekranlarınıza yansıtacağız. Şöyle vereyim, bir taraftan süreyim. Tabii ki deney yapacağız ama yanımda konuğumuz da var. Dermatoloji uzmanı Harika Ödemiş. Efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bahsettik, aslında güneş kremleri hayatımızda bir parçası. Yaz aylarında aslında hep aklımıza gelir süreriz. Şimdi elimizde iki tane güneş kremi vardı. Bir tanesi sahte, bir tanesi gerçek. Şimdi sürüyoruz, ne gibi sonuçlar elde edeceğiz? Sahte güneş kremleri normal gerçek güneş kremlerinin sağladığı güneşe karşı koruma faktörlerini sağlamaz. Belki bir miktar koruyor gibi görünse de ultraviyole radyasyonu tamamen geçirirler. Biz korunduğumuzu zannederken ultraviyole radyasyonun tamamen bütün zararlı etkilerini tekrar yüzümüze, cildimize alırız. Şöyle aslında siz de bahsettiniz, UV ışığı diyoruz. Bir UV ışığı var. Evet. Biz bunu güneş kremini yüzümüze sürmeden dışarı çıktığımız zaman bir zararı var. Evet. Ne gibi zararı var? Bir taraftan da hanımefendi sürüyor. Yüzümüzün bir tarafına göstersek, yüzümüzün bir tarafına gerçek, bir tarafına ise sahte güneş kremini sürüyor. Sahteyi sürüyoruz. Ne gibi sonuçlar elde edeceğiz? Ultraviyole radyasyon, güneşten gelen ultraviyole radyasyon cildimizde DNA hasarını tetikleyerek erken yaşlanmamıza, cildin erken kırışmasına, hatta deri kanserine neden olabilir. Hı hı. Sahte güneş kremleri bu korumayı sağlamadığı için, gerçek güneş kremlerinin sağladığı korumayı sağlamadığı için az önce bahsettiğim gibi erken yaşlanmaya, kırışıklıklara, cilt yüzeyinde hasarlara, hatta bazı deri hastalıklarına, alerji gibi deri hastalıklarına sebep olur. İleri vadede de uzun süre kullanımının sonucunda da biz korunduğumuzu zannederken korunmadığımız için deri kanseri gelişimine neden olabilir. Makineye girmeden önce şöyle bir kez daha gösterelim mi? Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu göstersin. Bu tarafına sahteyi sürdük. Sahte güneş kremini sürdük. Bu tarafına ise gerçek güneş kremini sürdük. Aslında gözle gördüğümüzde baktığımızda herhangi bir farkı yok. Şimdi makineye gireceğiz. Makineye de bakalım ne gibi bir farkı var. Şimdi isterseniz makineye koyabiliriz. Kaç dakika bekleyecek böyle? Yaklaşık 2 dakikada cilt analiz cihazımız güneş kreminin koruyan tarafını ve korumayan tarafını bize gösterecek. 2 dakika sonra sonucu elde edeceğiz. Evet. Peki, sahte günü mesela bilmeden ben ya da bir başkası, herhangi bir piyasada aslında görüyoruz biz bu sahte kremleri, bilmeden kullanıyoruz, dışarı çıkıyoruz, zararından da bahsettiniz. Bu kansere kadar yol açar mı? Güneşten korumadığı için, güneşin uzun vadede bizim deri hasarımıza neden olduğu için, uzun vadede korunmadığı için insanlar kansere yakalanabilirler, deri kanserine sebep olabilir. Şu an hangi aşamadayız? Şu an ultraviyole radyasyon altında. Cilt taramasını yaptı herhalde. Cilt taramasını yaptık. Ultraviyole ışığı altında fotoğrafını çektik. Koruyan kısım ve korumayan kısma şimdi bakacağız beraber. Böyle tarıyoruz herhalde. Evet. Genel olarak aslında bize bu cilt analiz cihazımız başka problemleri, başka cilt problemleri var mı onları da gösteriyor. Ayrıca biz özel olarak ultraviyole radyasyonun etkilerine de bu cihazla bakabiliyoruz. %100 olunca herhalde göreceğiz sonuçları. Evet, sonuçları göreceğiz. Aslında oldukça önemli Harika Hanım. Şunu da dikkat çekmek istiyorum. Piyasada sahte ürün, aslında sahte ürüne yani bilmediğimiz halde biz o güneş kremini bir yerden alıyoruz, kozmetiklerden ya da herhangi bir yerden alıyoruz. Sahte, evet, üzerinde güneş koruyucu diyor, herhalde tamamlandı. Evet. Şimdi ne gibi sonuçlar elde ettik?
Şimdi cilt analiz cihazımızda uzun vadede yaşla beraber oluşan hasarlar ve güneşin hasarlarını görüyoruz. Burada ultraviyole ışık altında şöyle baktığınızda burası bizim kendi gerçek güneş koruyucumuz, burası sahte güneş koruyucu. Bakın burada dalgalanmayı korumadığını, boş alanların olduğunu görüyorsunuz. Şöyle kameradan tam net oluyor mu bilmiyorum ama baktığımız zaman burası daha koyu, hemen bu tarafı ise daha açık olduğunu görüyorum. Herhalde burada UV ışınları daha etkili oluyor. Evet, UV ışınları direkt cilde devam ederek geçmiş oluyor. Koruma faktörü ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla güneşin zararlı etkilerinden bizi korumayarak uzun vadede deri yaşlanması, kırışıklıklara ve kansere neden olabilir. O zaman bir kez daha ifade edelim. Ben şu gerçekle sahte güneş kremlerini şöyle alayım. Bakın elimde bir sahte, bir gerçek, iki tane güneş kremi var. Aslında bu sahteyi bilmediğimiz halde kullanıyoruz. Gerçeğini de aslında alabiliyoruz. Özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yüzümüzün bir tarafına sahte, bir tarafına gerçeği sürdük ve ortaya çıkan sonucu da gördük. Şunu da ifade etmek istiyorum. Hep sahte dedik ama bazılarımız da güneş kremi kullanmıyor ya da unutuyor. Çantasında olduğu halde güneş kremi sürmeden dışarı çıkıyor. Biz yayın öncesi bir analiz yaptık. Yüzümüzün bir tarafında güneş kremi var, bir tarafında yok. O kayıtlara da bakalım mı sizinle birlikte? Tabii ki. Bakalım. Orada ne gibi sonuçlar var? Şunu da ifade etmek isterim. Nasıl ayırt edeceğiz sorusu gelebilir akıllara. Aldıkları güneş kreminin dokusu, rengi, kıvamı bozulmuş olabilir. Şimdi burada ne görüyoruz biz? Burada güneş koruyucu sürünmüş alan, burası sürünmemiş alan. Bakın ultraviyole ışık geçiyor, burada ultraviyole ışık geçmiyor. Az önce gösterdiğiniz fotoğrafta, sahte güneş koruyucuda da yine benzer şekilde burada beyaz alanların olduğunu, ultraviyole ışığın geçtiğini görmüştünüz. Dolayısıyla onların korumadığını söyleyebiliriz tekrar. Aslında burada gerçekten de şöyle geçebilirsem, şöyle geleyim. Gerçekten de aslında burada gözler önüne sermiş bir durumda. Güneş kremini bu tarafına sürdük, bu tarafına güneş kremini sürmedik. Yayından önce yaptık biz bunu. Bakın UV ışınları burada herhangi bir etkisi yok ama şuraya baktığımızda ise aslında gözle görünür bir şekilde etkisini görüyoruz. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şu sahte ve gerçek kremleri tekrar elime almak istiyorum Harika Hanım. Şöyle elimde bir tane sahte, bir tane gerçek güneş kremi var. Az önce de ifade ettim, farkında olmadan markası aslında birebir aynı ama sahte olduğunu bilmeden alıyoruz ve biz bunu cildimize sürüyoruz. Bir taraftan da hiç kullanmıyoruz, öyle çıkıyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Aslında hep yaz ayında aklımıza bizim güneş kremi geliyor. Sürmeliyiz, evet, sizler uzmanlar da hep sürmemiz konusunda bizi uyarıyorsunuz ama ne yapalım, böyle günde kaç kez sürelim, özellikle kışında sürmeye devam edelim mi? Çünkü baktığımız zaman sonuçları gerçekten de sürmediğimiz zaman içler acısı. Evet. Özellikle yaz aylarında güneş ışınları dik geldiği için çok çok önemli. Ancak kış aylarında da güneş ışınları gelmeye devam ettiği için yine ultraviyoleye biz maruz kalmaya devam ederiz. Güneş koruyucuları yaz kış kullanılması gerekir. Ultraviyole ışınları çünkü tüm yıl boyunca gelmeye devam eder. Yazın özellikle terleme, sıcak etkisiyle güneş kremleri vücudumuzdan, cildimizden çıkabilir. O yüzden özellikle yaz aylarında 2-3 saatte bir yenilemeye özen göstermemiz lazım. Mümkünse kış aylarında da belki tam protektif faktör dediğimiz SPF'yi düşürerek yine güneş koruyucularını kullanmaya devam etmemiz gerekir. Peki, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Güneş kremi aslında hayatımızın bir parçası olması lazım. Hep aklımıza yazın geliyor, yazın kullanmamız gerekiyormuş gibi geliyor ama kışın da kullanmakta fayda var. Biz bu cilt analizi cihazı üzerinden aslında bir analiz yaptık. Yüzümüzün bir tarafına sahte, bir tarafına gerçeği sürdük. Sahtenin olduğu kısmında aslında o UV ışınlarının ciltteki nasıl bir yansıması var, onları gözler önüne serdik. Yayın öncesi de şöyle bir tane yaptık. Yüzümüzün bir tarafına, şu kısmına güneş kremi sürdük. Bu kısma ise güneş kremi sürmedik. Aslında bakın, güneş kremi sürmediğimiz halde dışarı çıktığımızda ortaya çıkan sonuç bu. Bir kez daha altını çizelim. Piyasada çok sayıda sahte güneş kremi var. Özellikle onlara dikkat etmek gerekiyor. Bir taraftan da tabii kullandığımız güneş kremini aslında düzenli olarak kullanmakta fayda var Göksu.